Mart ayı içerisinde gerçekleştirdiğimiz toplantılarımıza hoş geldiniz. Burada ilçemiz özelinde karşılaştığınız soruların çözümüne dönük önerileriniz, güvenlik özelinde olabilir, onun dışında altyapıdan, sosyo-kültürel, eğitsel alanlara kadar her başlık adı altında bizlere iletmek istediğiniz problemler varsa bizler onları dinlemek, çözüm önerilerini beraberce ortak akıllı oluşturabilme adına gerçekleştiriyorum. Ben sözü sizlere bırakacağım. Akabinde daire amir arkadaşlarımız var, ilgili kurumlarımızın temsilcileri var. Onlarla beraber bir değerlendirme, bir dizi değerlendirme yapacağız. Bu seferki toplantımızda daha önceki toplantılarda alınmış olan bir takım veya teklif edilmiş sorun olarak öngörülmüş bir takım başlıklar vardı. Onlara dönük olarak arkadaşlarımızın geçmiş zaman zarfı içerisinde neler yaptığını kısaca bir özetlemeleri isteyelim. Güvenlik anlamında emniyet müdürümüz ve jandarma komutanımızın herhalde söylemek istedikleri var. Sayın Kaymakamım, kıymetli katılımcılar, hepiniz hoş geldiniz. Bir önceki toplantımızı 23 Şubat tarihinde yapmıştık. Bu toplantıda özellikle kurumumuzu ilgilendiren bazı konularla ilgili yapmış olduğumuz çalışmalardan bir kısaca bahsetmek istiyorum. Bunların en başında birinci konu olarak ilçemizdeki uyuşturucu sorunuyla ilgili yakınmalar vatandaşlarımızdan, muhtarlarımızdan duymuştuk. Uyuşturucu konusuyla ilgili bu konuda mücadelede ilgili birimimiz etkin bir şekilde mücadele etmektedir. Bunu gönül rahatlığıyla öncelikle söyleyebilirim. 2018 yılı Ocak ayından itibaren ilçemizde uyuşturucu konusuyla ilgili 27 şahıs yakalandı. Bunların hakkında işlem yapıldı. Bu şahıslardan 3'ü tutuklandı. En son Mart ayı ile ilgili verileri söyleyecek olursam 5 Mart 2018 yılı bir şahsın yapılan üst aramasında uyuşturucu madde bulundu. Bunu satın aldığı kişi de tespit edildi ve bunlarla ilgili adli işlemler yapıldı. 26 Mart 2018 günü de gene 2 şüpheli şahıs iş yerinde çok sayıda kaçak sigara, bir miktarda uyuşturucu madde yakalanarak 2 şahısla ilgili yine adli işlem yapıldı. Ayrıca aranan şahısların tespit ve yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında yine Mart ayı içerisinde uyuşturucu suçundan da kaydedilen 9 Mart günü bir şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. Motosiklet konusu bizim Türkiye'de bir kanayan yara olarak her zaman karşımıza çıkıyor. Çünkü motosikletçiler açısından baktığımızda trafikte bir parça olarak görünmüyor. Oysa ki onlar trafiğin bir parçası, biz görünür halde olamıyor. Ama aynı zamanda motosikleti kullanan trafik ışıklarına veya ikaz levhalarına uymama gibi bir alışkanlıkları var. Özellikle çocuklara bundan korumalıyız. Bu noktada ekiplerimize yardımcı olursa çok sevinirim. Arkadaşlarımız alanda geziyorlar, tek tek konuşuyorlar. Dillerle, muhataplarla bir araya geliyorlar. Ve bu şekilde bir ağ oluşturup çözmeye çalıştığımız işlerimiz de var. Ve bu hırsızlıkların olmamasına dönük yapılan bir takım önleyici çalışmalar da var. Bu noktada da daha önceki saymış olduğum konu başlıklarında olduğu gibi işbirliği de en büyük beklentimiz sizlerle. Peki bunlara ilave olarak sizlerin ifade edilmemiş, burada ifade edilmemiş, ifadesi olmamış sorunlar varsa dinlemek isterim. Bunlara dönük olarak da önerileriniz varsa bizimle paylaşırsanız mutlu olurum. Evet, söz almak isteyen. Trafik kurallarına uymayan arkadaşlar genelde arka sokaklarda geziyor. Yani zaten uyanlar ön caddede geziyor ama çevirmeler hep ön caddelerde oluyor. Biraz daha arka sokaklara girersek, biraz daha çevirmeleri ara sokaklarda yaparsak emin olun ki daha iyi uygulamalar olacaktır. Köpek çiftliği yöneticileri yaklaşık 10 bin tane kendilerine kaygı olan köpek olduğunu söylüyorlar. Yani köpekleri hep severiz ama 10 bin tane kayıtlı. Belki de bir o kadar daha kayıtsız olanlar var. Şu anda benim oturduğum mahallede köpek sayısı insan sayısından fazla. Benim evimin etrafında sürekli en az 10-15 tane köpek sürekli boğuşuyor. Biz gece gündüz rahatsızız. Çocuklar geçemiyor, insanlar yürüyüşe gidemiyor. Motosikletli, bisikleti geçemiyor. Ya buna ne gibi bir çözüm getirecekler yetkililer, kimler ilgileniyor bilemiyorum. Bu konunun mutlaka bir çözüme ulaşmasını istiyorum. Evet, Ayvalık Belediyesi Başkan Yardımcısı Gökay Bacan. Şimdi bu konu ikidir. Bütün toplantılarda en çok gündeme gelen konulardan bir tanesi. Başkanımız da bu konuyu değerlendirdik. Toplantıları doğrultusunda da harekete geçtik.
takdir edersiniz ki bu konularda da ilgili kanunlar var, kanun hükümleri var. Ayvalık Belediye'mizin bizden önceki dönemlerde kurulan güzel bir köpek bakım çiftliği vardı. Bu bakım çiftliğini biz de geliştirmeye çalıştık elimizden geldiğince. Fakat belli bir kapasiteye sahip çiftlik, hani sokaktaki bütün köpekleri barınağa alma şansımız şu an itibariyle zaten mevcut değil. Belli miktarlarını alıyoruz ama alıp tutma, barındırma kanunen de yükümlülüğümüz yok. Sadece kısırlaştırıp doğal ortamına bırakmakla görevliyiz. Ama biz buna istinaden kapasitesi doğrultusunda hayvanlarımızı dışarıya bırakmadan tutmaya çalışıyoruz bu tehlikelerden dolayı. Onun dışında geçen toplantıda yine söylemiştim, ihbar hatlarımıza gelen işte saldırgan, hastalıklı vesaire gibi olan köpeklerimizi bu barınağımıza alıyoruz. Kendi imkanlarımızla tedavilerini yapmaya çalışıyoruz ve barınak dışına bırakmamaya çalışıyoruz. Bunun üstüne Büyükşehir Belediye'mizin Evrindi bölgesinde oluşturduğu bir barınak var. O da sadece tedavi merkezli bir barınak. Yani orayı da alıp bütün hayvanları oraya gönderip depolama şeklinde orada da tutamıyoruz. Normalde getirip tedavi ettikten sonra geri almamız gerekiyor. Biz bunu da yapıyoruz. Getirip bırakıyoruz, almadan geri geliyoruz. Sağ olsun Büyükşehir Belediye'miz o konuda destek veriyor. Evet, biraz sıkıntı yaşadığımız bir konu Ayvalık'ta. Ama ne yapılabilir konusunda başkanımız Büyükşehir'imizle de görüşüyor. Belki Büyükşehir Belediye'miz bu konuda bir mevcut barınağını iyileştirip farklı bir kategoriye sokabilir. Ya da biz kendi köpek barınağımızı kapasitesini artırıp tutacağız ama takdir edersiniz ki onu da yaptığımızda karşımızda hayvansever dostları buluyoruz. Hayvanseverlerimiz de bu sefer diyorlar ki köpekleri orada tutamazsınız, kısırlaştırıp doğal yaşamına hatta aldığımız noktaya bırakmakta yükümlüsünüz. Aldığımız noktaya kadar, bıraktığımız noktaya kadar takip edilen bir sistem var. Bu da zor ama çalışmalarımız devam ediyor. Yine köpeklerimiz dolaşıyor. Yine sizden ricam, yani çoğunluk olan, gruplaşmış olan köpekleri bizlere bildirirseniz en azından grupları dağıtma adına biraz rahatlatmak adına şehre yardımcı oluruz. Teşekkür ederim. Bu köpek meselesiyle ilgili, şimdi köpeklerin bir kere Ayvalık Belediyesi'nin barınağı Türkiye'ye örnek gösterilecek barınaklardan biridir. Görevini tam olarak yapmaktadır. Belediye de tam olarak yapmakta. Fakat yaz aylarında özellikle yazlıkçılar dışarıdan köpek getirmekte. Onlar köpeklerini bırakıp gitmekte. Çünkü sokaktaki köpeğin ortalama yaşama süresi 2 senedir. Doğumuyla ve şeyiyle birlikte 2 senedir. Sayının bu kadar artması tamamen yaz sonlarında sokaklara bırakılan köpeklerle alakalıdır. Son bir ay içerisinde bir yönetmelik çıktı. Kedi, köpek ve gelinciklerin kulak küpesinin yapılması ve numaralandırılmasına ilişkin bir yönetmelik yayınlandı. Bu yönetmeliğe istinaden bütün vatandaşların aldığı kedi, köpeklere bir ay içerisinde küpe numaraları taktırması gerekiyor. Böyle bir uygulama başlatıldı. Henüz daha faaliyete geçmedi ama bu biraz önce bahsedilen tedbirlerden birisi olacağı kanaatindeyim. Çünkü sahibi de bu kimliğin içerisine geçeceği için bunun üzerine durulursa fayda getireceğini düşünüyorum. Arz edelim. Kıştan kaynaklı dağlardan gelen erozyon ve sular, yağmurlar nedeniyle kötü durumda. Aynı ekiplerimize talimat verelim. Onun temizliğini, bakımını yazsınlar. Tamam, Sarımsaklı bölgesi mevcut ana yolumuz mu? Sarımsaklı'ya giden güzergah Büyükşehir Belediye'mizin. Onu da notunu alalım. Büyükşehir Belediye'mizi iletelim. O yolu ziletleyip bisikletle çalışmış olur mu? Biz mi yaparız? Büyükşehir mi yapar? Koordinasyonlu bir şekilde onu da gereğini yapalım. Teşekkür ederim. Geçen mesela bizim sokağımızda bir olay oldu. Kamyonların işte oraya gidip gelmesiyle yol çöktü ve su patlaması oldu. Baskı haberi, baskı yerde kazdı. Tamiratı yapıldı. Peşinden toprak döküldü. Ve yağmur yağdı. O toprak şimdi cıvık. Akşam üzeri de aranın bir tanesi battı. Misal. Yani bunun için bu müteahhitlere veyahut da inşaat şirketlerine bir yaptırım veya yani herhangi bir şey yok bunu. Bütün sokaklar şu an kazılıyor. Baskı geliyor, yapıyor. Taşlar diyor. Bütün sokaklar hemen hemen çukur içerisinde. Artı sokak aralarındaki birçok elektrik direğinde elektrik yok. Yani lamba yok. Güvenlikten bahsediyoruz. Şimdi akşam saat hava karardığı zaman bayanlar veya da çocuklar sokağa çıkamıyor, dışarıya çıkamıyor. Bu büyük bir şikayet. Eğer cadde ve sokak bilgisi alırsam müdahalesini yapalım. Belki belediyeye ait olan direktler de olabilir. Yani yok, hepsi direkt diyoruz. Hepsi beşiktaş gibi diyoruz. Neresiniz abi? Armutçuk'ta var mesela birkaç tane. Ben çünkü devamlı gezdiğim için görüyorum ama... Şöyle yapalım mı?
Ben belirleyebilirim sokakları. Tamam, ben müdürle görüşürüm. Bölgemizde yollar var, tarla yollarımız. Şu anda bütçemiz çiftçiden oluşan bir bütçeyle elimizden geldiği suyu en iyi şekilde vermeye çalışıyoruz. Burada bize tahsis edilmiş yollar var. Ana kanal yanındaki yollar, suyun gitmesi için ana borularımızın geçtiği hatlar. Buradaki yolları DSE'ye bize teslim etti. Siz bunları yapmak için teslim ettik tabii ki. Ana sorumluluk gene DSE'nizde. Fakat biz tabii ki çiftçiye hizmet maksatlı girebildiğimiz her yere girmeye çalıştık. Ve bu sulama sahamız bugün şöyle genişledi. Dikili sınırından başladı, Mutlu Köyü'ne kadar gelen bir sulama sahası oluştu. Bu sulama sahası içinde özellikle Altınova'nın ana ovasının dışında kalan zeytinlikler bölgesinde doğru düzgün yolların yerleri bile belli değil. Biz tabii ki hiçbir zaman için şey söylemek istemedik. Yani bu bizim değil, öyle değil, olabildiğince girmeye çalıştık. Ama bakarsanız önceden köy hizmetleri vardı bu yollara bakanlar. Köy hizmetleri kapandı, özel idarelere teslim edildi. Özel idareler de büyükşehir olan yerlerde kapandı, büyükşehire geçti. Bunların hepsi sonuçta bir planlama işleri olması lazım. Bu yeni bir sözene başladık. Şu anda bizim üstümüze yüklenmeye başladı. Ben bir ucundan başlayacağım. Elimdeki graylerimi, kamyonu, kepçemle, hatta kıştan çalışma yaparak malzeme biriktirdim. Girebildiğimce gireceğim. Fakat bunlar da büyükşehirimizin de bir çalışma içerisinde girmesinde fayda olduğunu düşünüyorum. Onların da yol bilgileri var. Bunun iletilmesinde fayda var. Bazen şu anda sadece tek sorumluluk bizdeymiş gibi gözüküyor. Onun için burada özellikle belirtmek istedim. Biz yine giriyoruz. Elimizden geleni yapacağız. Ama büyük şehrimizden de bundan bir planlama istiyoruz. Özellikle tarla, zeytinlikler, köy yollarında. DSE'de bir sorumluluk yoksa şehirde, büyük şehirde. Büyük şehirde. O yollarda şöyle düşünün. Mesela bugün en bariz örneği. Diyelim ki bir ahır yapılacak veya bir tarla evi yapılacak. Bu eve elektrik bağlanacak. Arkadaşlar da buradadır. Önce o yolun bozma parası büyük şehre ödendikten sonra işleme başlanıyor. Ama yolu yapan yine biz oluyoruz. O yüzden büyükşehirin de bunu planlama içerisinde almasının faydalı olacağına, biz yine elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz ama büyükşehirin de bunu planlamaya almasının faydalı olacağını değerlendiriyorum. Teşekkür ederim. Sivrisinekler konusunda aslında normal olarak Aralık ayında başlanır ilaçlamaya. Aralık ayında başlanmadı, hala başlanmadı. Hava 18 dereceyi bulmadan larvaların yok edilmesi lazım. 18 dereceden sonra larvalardan çıkıyorlar. Ben Cunda'da oturuyorum. Ne Ayvalık içinde ne Cunda'da hiçbir ilaçlama faaliyeti görmedim. Bu bir tanesi. İkincisi bir sürü yol var. Şehir içinde, şehir dışında, Ayvalık girişinde. Bir tane doğru dürüst yol görmüyorum. Göya tamir ediliyor. Şu bir üstüne kapatılıyor bir şeyler. Süper Online'a müsaade edildi, bir sürü deldi bir yerleri. Kapattı mı? Doğru dürüst mü kapattı? Ve bunu kim kontrol etti acaba? Hiçbir şey kontrollü yapılmıyor. Birileri ben bunu yaparım diyor, ona izin veriliyor. Ondan sonra yaptım diyor, eyvallah yaptı, gidiyor. Ondan sonra biz halk olarak çekiyoruz. Ayvalık'tan girin yukarıdan aşağıya kadar. Tarladan gidiyormuş gibi gidiyorsunuz. Doğru dürüst asfalt mı var Ayvalık'ta? Ne büyük şehir ne de belediye. Hiçbiri doğru dürüst yollara önem vermiyor. Bu yama meselesi de son derece yanlış. Kötü yapılıyor çünkü. Birisi geliyor bir şeyi kazıyor. 10 gün geçebilir üstünden de. Aylar geçiyor üstünden. Aylar. Ondan sonra orada düşen insanlar, bacağını kıran insanlar, arabasını zarar veren insanlar oluyor. Kimsenin umurunda değil. Kimse kimseye hesap da soramıyor. Bunlar çok ciddi sorunlar bence. Çok acil önlem alınması lazım. Yapmadık mı yaptık. Ama ne yazık ki bölge şu an hareket halinde bölge. Yaz geliyor. Herkes yani kafa sallıyorsun da ne yapmamız gerekiyor? Ne yapmamız gerekiyor? Planlama yapmamız gerekiyor. Nasıl planlama efendim? Yani eğer oranın yıkılacağını öngörerek yapmamanız gerekiyor. Yapmayalım. Zamanı geldi. Şey bakın bir dakika ne olur. Böyle bir polemiğe girmek istemiyorum ben. Çamur lütfen. Yapmadığınız zaman vatandaş diye yapmıyorsun. Biz diyoruz ki altyapısı yok. Bir sen. İnşaatlar devam ediyor. Vatandaş isyan ediyor. Böyle bir tartışmaya girmek değil mesele. Şunu söylemeye çalışıyorum. Bir belediye plan ve proje üzerinden çalışır. Elbette ki planlar. Stratejisi vardır. İhale süreçlerinde planlar yapılır. Tabii ki ihaleleri vesaire. Bunu da baştan ilan ederseniz hangi yol, ne zaman yapılacak, kim, nereden, ne bekliyor belli olur. Ama hanımefendi söylediği bir şey çok önemli.